Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere sardunya videomda sardunya budamayı paylaşacağım. Sardunya budama nasıl olur? Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kış geldi tabii ki, havalar soğumaya başladı. Sardunyalarımızı içeri tabii yavaş yavaş almaya başladık. Şimdi bunları içeri almadan önce daha balkonda sizlerle şimdi paylaşalım. Bakın arkadaşlar, bu sardunya ne kadar çok büyüdü. Boyuna bakın. Şöyle uzaklaştırayım da görün. Ya da yakın bakın bunun boyuna. Bunu budamamız gerekiyor. Çünkü bunu içeri aldığımız zaman bu bir bu kadar da şey çek büyüyecek ve sardunyanın gelişimi boya gidecek. Yana açıp çiçek açmasını engelleyecek. Yana çiçek açıp çiçeği engellememesi için sardunyalarımızı budayacağız şimdi. Yeni gökünden gelen filizleri, yani yeni yetişen yavruları bırakacağız. Şimdi bakın, tabii ki kıyamayacağız sardunyalarımızı ama ne yapalım, mecburen kıyacağız. Bu dalı tamamen almamız gerekiyor. Çiçeği üstünde ama olsun. Şimdi onu tam kökünden kesip bir bağ makasıyla, elimize bir bağ makası alacağız. İsterseniz başka bir şeyle. Tabii ki bunları ziyan etmeyeceğim. Bunları da yine başka kişilerle paylaşacağım, sardunyası olmayanlarla. Bakın bunun rengi çok güzel. Yakın olsanız size verirdim. Şimdi sardunyamız oldukça büyük. Yavaş yavaş bu dalını da alacağız. İster istemez. Sardunyalarımızın yaşlı ve büyük dallarını keseceğiz arkadaşlar. Yeni gelen yavruları büyüteceğiz ve sardunyamız daha büyüyüp ve gelişip daha fazla çiçek açacak. Çünkü kesip sardunyalarımızı budamasak o kadar güzel olmazlar. Bu sardunyalar için mutlaka sardunya budamamızı yapacağız. Nasıl ağaçları butarız. Bunlar da öyle. Bakın bunda çok az, kalabalıktan çok az yavru vermeye başladı. Tabii ki kıyamazsınız sardunyalarınızı ama mutlaka ve mutlaka sardunyalarınızı budayın. Bakın tamamen budadık. Ne yaptık şimdi? Yeni gelen sardunyalarla, yeni gelen yavrularla sardunyalarımız büyüyecek ve bakın hepsi ne kadar yeni gelenler bunlar. Bunları bırakacağız arkadaşlar. Diğer dallarının hepsini budamamız gerekiyor. Bunu budadık. Bakın çok güzel oldu. Hepsi de taze gelenler, yavrular. Bak hepsi yavru. Sardunyalarınıza kıyamam demeyin. Bakın bu sardunyam da uzadı uzadı gitti. Bakın boyu ne kadar büyük. Şimdi yeni yavru vermeye başladı yan tarafa. Bunu da budayacağız arkadaşlar. Kıyamayacağınız sardunyalarınıza ama yani mecbur. Şimdi sizlerle paylaşayım. Bakın sardunyamızı budadık. Bundan sadece bak yeni şuradan gelmeye başladı. Bir de şu dibinden bak, bunlar bir hafta sonra tanıyamasın bu sardunyaları. Onu da budadık. Bir de bunun boyuna bakın. Bu kadar uzadı gitti, buraya bak. Bunu mecbur bunu şey edeceğiz. Budayacağız. Aynı şekilde gene bu çok yavru vermeye başladı kökünden. İşte bakın şimdi yavrularına bir dal kaç tane yavru vermeye başladı. Hem kürleşecek hem şey yapacak. Büyüyecek. Sardunyalarımıza kıyamam demeyin. Bakın sardunyalarınızı budayın. Bir de buna bakın arkadaşlar. Benim boyumu geçmiş bak. Bu kadar şey olur mu? Şöyle tutayım da görün. Bakın boyuna bakın. Bunu kesmeyip de ne yapacağız? O da kökünden çok güzel gelmeye başladı. Hem de tomurcuğu da var üstünde.
Ama mecbur keseceğiz onu. Bunları hep dağıtırım başkalarına. Dursun burada. Evet, bakın ne kadar güzel oldu. Büyüyen dalını, yaşlı dalını kestik ve genç dallarını bırakacağız. Evet, sonra diplerini gevşetip toprağını. Bunu kesmeyeceğiz arkadaşlar. Bu yeterli. Bu çok güzel. Şimdi bunların toprağının dibini gevşetelim. Dallarını kestik. Alalım bunları, dağıtacağız bunları başkalarına. Sardın ya budama. Bunu şöyle koyayım da tiplerini kazayım. Evet, şimdi tiplerini kazalım arkadaşlar. Alalım elimize bir tane şey. Çubuk yardımıyla. Evet, şimdi diplerini kazalım. Budamasını yaptınız mı? Diplerini de kazın. Ondan sonra alın. Hepsini dibini kazın. Bu şekilde tarlayı sürer gibi şöyle elinize bir yardım, bir şey alın. Dallarını budadıktan sonra yapraklarını, sarı yaprağı varsa alın, yoksa diplerini böyle gevşetin, bırakın. Şimdi diğerlerini de öyle yapacağım. Videomu fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi sizlere bugünkü videomda sardunya butamayı paylaştım. Sardunyalarınız hemen benim videomu izledikten sonra elinize bir bağ makası alın veyahut da normal bir makas. Hemen sardunyalarınızı butayın. Yok dalları çok büyük, kıyamıyorum. Yok şeyleri, çiçekleri var demeyin. Mutlaka ve mutlaka sardunyalarınızı budamayın. Sardunyalarımızı budayın. Budamamazlık yapmayın. Hemen elinize makası alın ve sardunyalarınızın yapraklarını ve dallarını hemencecik budayın. Diplerini kazın. Ondan sonra içeri alın. Bir dahaki videomda gene sizlere sardunyalarımın hakkındaki bildiklerimi yine sizlerle paylaşacağım. Bu arada hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Sadece videolarımda konuşarak değil, her zaman sizlere duacıyım. Sizlerin sayesinde kanalım bu zamana kadar geldi ve sayılarım artmaya başladı. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yorulmasanız kanalıma abone olun. Yorulursanız bırakın, kendinizi zorlamayın. Hepinize şimdiden videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla.